İhtimal, probabilite. İhtimal ümumiyetle bir komplekt bir mevzudur Kemal. Komplekt bir mevzu. Yani bunun içerisinde sayma prensibi diye bir şey var. Counting principle diyeceğiz biz buna. Permütasyalar, aranjmanlar, kombinizonlar, ondan sonra farklı farklı binomlar vesaire ve elahra. Binom açıkçası son 4-5 ilde bir defa iki defa düşük. En çok subject'e düşür bu mevzu. Tamam mı? En çok subject'e düşür. Böyle diyelim. Ama ben izah edeyim. Zaten 20 dakikalık bir şeydi onun içerisinde. Yani ihtimal SAT'de böyle diyelim. Bak probability fikir verirseniz mi? Yazmadım. Probability yazmadım. Eşitsiniz mi? Genellikle %90 probability düşür. Selim eşitsiniz mi beni kardeşim? Elim elmeştir. Ama uşaklar bunların hiçbirisini bilmeden, anlamadan, derk etmeden probability'ye ait bir belediyede misal elemek olmuyor. Eleyenler olabilir, atanlı olabilir, tutanlı olabilir. Mentiki cüda. Misal için ne demek istiyorum? Mesela en çok gepi vezer misallar olur burada. Gepi vezer misallar olur. Yani bu dünyada standarttır. Türkçe'de de beledir, Azerbaycan'da da böyle. Yani bunun Azerbaycancasını, yani ana dilimizi. Ana dilimizi şey elemek lazımdır. Kızım şu pencereyi kapatabilir misin? Aha. Ses gelir, eko verir. Aha. Çok sağ ol. Ne diyeceydim? Aha. Evet, az yani bunlara ait ihtimale ait mesela en çok gepi ve zer misallar düşür. He. Misal için ne diyor? Diyor ki indi, tabii esprileyenler de olur. Gepi attım göğe. O futbolistler atırlar ya maç başlamadan önce. Gepi attım göğe. Göğe attım düştü. Bu tarafa uzdu. Kafa bu tarafta top sendeler. O futbolda haşimler eliller. Südyalar. O şekilde. Tamam mı? Bu tarafta bu. İndi. Gepi'nin o yazılı yüzünün geri yüzünden düşme ihtimali. İki tane yüz var. Ya yüz düşecek ya da bu yüz düşecek. Yani diş kalacak diye bir espri yoktur tabii ki. İki de bir. Elbette ki oraya gelene kadar ne? Müeyyen saymaları izah edeceğiz. Veyahut da mesela için zer mesela için. Zerin neçe yüzü var? Altı yüzü var. Tek yüzler var, cüt yüzler var. Atanda ne yüz gelebilir, ne yüz gelmez vesaire ve ilahra. Bunlara ait müeyyen her seksiyondan ben uşaklar müeyyen bir neçe example'ları biraz sonra örnekleri izah edeceğim size. İşlediniz mi? Veyahut da misal için bu bazen yatılı okullarda, yatılı mekteplerde görmüş olarsınız. Türmelerde, filmlerde de görürsünüz. Hepsi kanallarda. Bu demir kablarda yemekler getirirler. İşlediniz mi? Mesela bura sulu çorba koyurlar, bura kuru yemeği koyurlar, bura salat koyurlar, bura meyve veya ayran koyurlar veya da neyse bir şeyler falan vesaire. Bu şekilde şeyler yiyirler. Yani orada adamın karşısına koyulabileceği misal için müxtelif sunumlar olur. İşlediniz mi? Sunumlar. O sunumlar içerisinden mesela Kemal'ın keyfi istediğine göre neçə cür mesela şey seçebilirler, yemeği seçebilirler, salat seçebilirler vesaire veya da. Yani bu şekilde prensipler var, sayma prensipler var ve biz bu sayma prensiplerini saya saya ne iniriyor uşaklar? Saya saya bitirdikten sonra veya rakam düzelmeler var biraz sonra göreceğiz. Bitirdikten sonra ne inemiş olur uşaklar? Biz ihtimal zaten belediyede son adımda bu hadise baş verecek ve bu hadiseden sonra mesela falan olayın düşme ihtimali ne kadardır mesela? Eşitirsiniz mi? Adam binadan özünü atır. İntihar zaten moddu son illerde. Yani öyle böyle ne kadardır mesela? Eşitirsiniz mi? Mesela bir tane espri mesela yapayım mesela. Espri yapayım. Mentiki sef etmemse 4 yıl yoksa 5 yılından kabak nasıl üniversite sınavına düşmüştü. Şehre bir virüs yayılır. Aslında bu virüs yayılmaları falan bir 10 yıl 15 yıl öncesinden planlanmış şeyler olur. Yakin bilirsiniz yakin ki. Şehre bir virüs yayılır. Tamam mı? Virüs yayılır ve herkesin korkunu düşürür ki acaba ben koronavirüs tuttum mu tutmadım mı? Herkes gelir ne ilir uşaklar? Test dilemeye gelir. Ve televizyonda verilen statistika dönemde gösterdi. İşte şehirde 1000 nefer var. 1000 neferin 873 nefer yoluhum olur. Düzdü mü dönemler mesela? Hemen Kemal fikirleşir ki oyda 1000 neferden 873 nefer ise demeli şehrin 87.3 faizi nedir? Yoluhum. Ay sual. Hemen sual işareti gelir uşaklar EZT'de. Hemen sual işareti gelir. Test verirsen 24 saat içinde size mesaj gelecek. Düzdüm aydan. Şimdi 24 saat yatabilmir ki ay Allah'ım bir şey gelecek.
Pozitif mi gelecek, negatif mi gelecek? Hemen Negatif. soracağım. Aydan'ın virüsa tutulma ihtimali nedir? İşitirsiniz mi? Fikir verin, fikir verin bentlere. Fikir verin bentlere uşaklar. İhtimal nedir? A varyantı 87,3 faiz. B varyantı 100 faiz. C varyantı 0 faiz. D varyantı 50 faiz. Aydan sen ne diyorsun? Dünenki yolukma. 80 ihtimal. Aydan 87,3 diyor. Kemal sen ne diyorsun? Aydan'ın yoğurma tutulma faizi, Ha? tutulma A. Kemal Doğran diyor. Selim sen ne diyorsun? A değilim. Selim daha diyor. Sabiş sen ne diyorsun? Aysa buyurun. Benim otu diye sen A deyip bu ses çok Ben zayıf size ev gelmiş. sıkır. 18, 18, 18 gece saat 12'den sonra gücü sıkır. Benim faizden istirsiniz siz yoksa Ben atlasın onun sesini geliyor. faiz. Ha. Ben Onda 87 noktaya şehrin bir saat tutulması. Ya aydan da ya pozitif olacak ya negatif. 50 faiz kuzu keserim halal olsun bana sana. Halal olsun. Ya sen bunu şeylemiş süper süper süper. Evet arkadaşlar ya pozitif çıkacak ya negatif. Anlatabildim mi? Mentiki neden adı ihtimal sağlı. Yani şehrin 87,3 faizi tutup elbette ki sen de orada 80 bin neferden bir nefersen ona söz yok. Ama sual nedir? Orada bir test veren şahsın ne Ha, söylüyor? yani 87 tam 100 faizi dakik tutulup ama ben Sen o 50 zaman faizden bir şey de başlıyorum. bulabilirsin de geriye kalan 12,7 Ben negatif. bulabilirsin. Ama onun 50 ile Değerli ben. bir alakası yoktur. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ha. Yani bu da bir güzel bir soruydu. Başlayalım. Başlayalım. Değil onu 12'den sonra ses Aha. Şimdi uşaklar. Nedir? Sayma prensibine başlayalım. Şimdi sayma prensiplerinde arkadaşlar iki tür sayma prensibi var. Toplama prensibi bir de vurma prensibi. Tamam mı? Ümumiyetle düzülüşlerde yani aranjman, permütasyon ve kombinezonlarda değerli arkadaşlarım sizler mentiki belə dedi yanaşmalara önem vermeniz lazım. Ne demektir bu? Ne demektir? Mesela sizin koy numunelerine gelelim. Görün nedir birinci sual? Dört farklı gömleğden bir gömlek kaç farklı şekilde seçilebilir? Yani biri dörde vururuz dört. Yani cevabı Dört görmeyi çok farklı sizin diyalog A, B, C, D. Ya A'nı seçiyor, ya B'ni, ya C'ni, ya D'ni. Dört olur. İşte siz mesele yakınlaşmalarına dikkat etmeniz lazım. Bak, dört tane farklı gömleğden. Dört farklı gömleğden. Bakın uşaklar. Kabak uzağa dört tane gömleği koyuyorlar. Birini seçersin. İşitirsiniz mi? Birini seçersin. Bak. Bir tane ben dikkatle kulağa asın. Biri karadı, biri kırmızıydı, biri yaşıldı, biri göğüydü. Düz değil mi? Düz değil. Evet. Yani dört cür köyneği var. İndi. Dört cür köyneği var Selim. Bak dört cür köyneği var diyorum. İndi. Elvi atırsan, telefon sesini alın. Elvi atırsan. Neydi? Oradan birini seçirsen. Oradan birini seçirsen. İndi oradan birini seçen de uşaklar neler olacaktır? Neler olacaktır? Ya karanı seçersen, ya kırmızını, ya göğü, ya yaşılı da. Düz değil mi? Dört cür seçim var. Ama Kemal Meherram'ın fikir verin ikinci suala. Dört tane eyni köyneğden bir tane gömleği neçe şekilde kaç farklı şekilde seçebilirsin? Kardeş dört tane köyneği var. Dördü de garadır. Gözü ve yum birine götür. Onsuz da farkı nedir? Onsuz da bir cür gelecek de düz. Usta gara çıkacak. He, hamzi bir garı çıkacak da orada bir cür gelecek. Ama burada dört cür şey, renk var idi. Kim ne başa düşmedi desin benim balalarım. Ben başa düştüm. Yani bir de diyebilirsiniz zahmet olmasa. Ben zoom attım, ben işitmedim onu. Bak dört tane eyni köyne olan da benim balam. Ben. Dört tane eyni köyne olan da. İşitsen mi?
Alo. Bəli, mənim işləyirəm. 4 dənə eyni köynək olanda nə olacaqdır o zaman? 4 dənə eyni köynək olanda. Göz yuyun birini götür. Onsa eyni şey gələcək, bir cür gələcək. Səlim, sən başa düşürdün yoxsa yox? Ha, başa düşdüm. Yaşamışam müəllim mən. Ha. Yəni fərqli bir şəkildə. İndi bax inşallah gör nə deyir. 4 dənə fərqli pantolon və 7 dənə fərqli gömləyi bir pantolon və ya bir gömləyi kaç fərqli şəkildə seçə bilərik. Bax, bax, bax. Burada əslində məntiqi bir dənə yaxınlaşma eləyəm. Bax, yaxınlaşırsan geyim. Düzdürmü? Dükana yaxınlaşırsan. Səlim. Qabağa 4 dənə şalvar qoyublar. Eşitirsən mi? 7 dənə də köynək qoyublar. İndi. 7 dənə köynək qoyublar. İndi. Nə olacaqdır uşaqlar? Deyir ki, bunların içindən bircə dənə şalvar seçməlisən. Bircə dənə də köynək seçməlisən. Bu seçimlər neçə cür olar uşaqlar? Bax, və deyir, şalvarları ayrı seçəsən. Neçə cür şalvar seçə bilərsən? 4 dənə şalvar var da, düzdür öyle. Ben. Ay sağ ol. 7 dənə də köynək var da, düzdür öyle. Elə bir şalvarların içində ağ var, məsələn üçün. Köynəlinin içində qırmızı var. Ağla qırmızını seçdin, qırmızı ilə ağı seçdin, ağla göyü seçdin, nə bilim, göylə yaşılı seçdin və s. və s. Şalvarlarla köynəkləri ayrı seçdiyi və görəm. Uşaqlar, ayrı seçdiyi və görəm. Niyə niyə etsən? Joyları toplamış olasın. Üçüncü sualı kim anlamadı? Yəni, məlum orada biz elə bil, şalvarla köynəyi cütləşdirsək, onda vuracaq da, yəni 4 dəfə 7, 28 dənə variant olacaq. Dördüncü sualda bax. 4 farklı pantolonu və 7 farklı gömləyi olan bir kişi, bak, fikir verirsinizmi? Bir pantolon və bir gömləyi kaç farklı şəkildə seçə bilər? Bak, burada nə deyirdi? Və ya deyirdi, eşitirsinizmi? Bunu və ya bunu geydə. Bunu deyir ki, ikisini də geyərsən o şeyin. Fikrimi çatıra bildim. Yəni, qabaq-qabaq olsaydı, o daha net bir şəkildə göstərərdim. Əslində, başa düşmək çox çətin bir şey deyil. Eşitirsinizmi? Yəni, nə deməkdir burada? Göy geyi, qırmızı geyi, ağ geyi, nəmnə geyi, nə geyi, nə geyi, nə geyi, nə geyi, çaprazlaşma var da sanki, baş düz. Amma üçüncü sualda, aydan üçüncü sualda, 4 cür şalvar var, 7 cür də köynək var. Bəli. Eşitdiniz mi? Hə, bunu geyəsən və ya bunu geyinəsən, cəmi nə qədər eləyəcək, 11 eləyəcək. Əslində, bu, yəni, hər hansı bir əslində riyaziyyatla, miyaziyyatla əlaqası yoxdur, yəni məntiqi şeyin əlaqası var. Problem var, devam edirəm. Xeyr, mən. Devam edirəm. Sizin sualı baxın, indi özünüz. Elə iki mənim, iki dənə fərqli. Qardaş, bir yaxşının indi üstünə qoyduq. Bir yaxşı ancaq şalvar geyinirdi. İndi köynək də geyinirsən, belə bitsin. Bəli, indi müəllim, burada bir şalvar olur. Bir şalvar ya da bir köynək, ona görə iki oldu. Ay, sağ olun. Baş düz nə demək? Bir şalvar ya bir eyni pantolon. Eyni şalvardır. 40 razmer götürəsən, 50 razmer götürəsən, başına keçirdəsən, ayağından geyinəsən, nə edəsən özün bilərsən. Bir dənə şalvarı götürəsən belə lap şeylər kimi danışdı, qoca kişilər kimi. 7 dənə də eyni köynəyə geyəsən. Eşidirsinizmi uşaqlar? 7 dənə eyni köynəyə geyinəsən də, onsuz bir cür şal var, bir cür köynəyə geyinəsən də. İndi fikir verin uşaqlar nədir? 6-cı halda. 4 dənə eyni pantolon və 7 dənə eyni köynəyi olan bir kişi. Eşitirsiniz mi? Bəli. İndi eyni kişi, eyni kişi. Belə deyək də, şalvar və köynəyə geyindiyinə görəm nə edəcəkdir? Neçə fərqli şəkildə seçilə biləcək uşaqlar? Bir cür şəkildə. Görün, altıya başladınız mı? Yəni, bir cür, elə bir şey, qarı kofta, qırmızı şalvar geyinə biləcək təşkilə. Və sorun. Burada həm şalvarı, həm köynəyi geyindirirdi, ay Kemal, başlayın mı? Ayrı-ayrı. Bir pantolon və bir gömlək kaç fərqli şəkildə. Qardaş, birini götür, bir cür olacaq, və sorun. Şey, nə deyəcəkdim? Ay, aydan soruş, səbu, nəyə başmadınız? Başa düşdüm mən. 7-ci suala baxın indi, cavabı göstərmirəm ki, qoyun maraqlı olsun.
Cevap.16. Selim, Kemal ne diyorsunuz? Bir sayım verim. Üç. Bence. Diğer uşaklar. Bir saniye. 13 doğru neredeyse. Onu kalemden saydım. Aa, üç farklı kırmızı kalem. Beş farklı Yok, mavi. Sekiz. kırmızı yok. Heh. Ha, hamısı farklıydı gözler. Ha, 3. Selim sen ne diyorsun? Ben de 3 diyorum. Aha. Ama masa 48'de. 48 defa. Ben. 120. Oy. Burada değilsen birbirine vurmakla Ben ilgili. 16'nı çavurdum bile. Çünkü üst farklı kırmızı kalem diyor. Ben. Kırmızı kalem. Bay bay Ben. bay. Üç tane kırmızı kalem var. Beş farklı mavi. Ve 8 farklı siyah kalemle. Kalemle. Her renkten bir kalem olmak koşuluyla üç kalem kaç farklı şekilde seçilebilir? Ver, birbirine. 120 olur. Hemen toplanmışım. Aslında bunu en güzel başa düşmenlerdir. Hangi örneğidir? Bilirsiniz Kemal. Bu nette şey var ya, vurma prensibi var ha, bilirsiniz de yakın şey. Abi bir Nerede? vurma prensibi var nette, şiş beşte. Bakın, Ha, bel bel bel. bir zerin birinci zerde. Birinci zerde. Neçe tane şey var, yüz var? Altı tane. İkinci zerde neçe tane yüz var? Altı tane. İndiye şagirdler. Nette ümmetle neçe tane cütlüğü var? 36 tane. 36 36. tane. Fikir verin. Birin bire, Ben. birin ikiye, birin üçe, birin dörde, birin beşe, birin altıya. Sonra başlıyor. İkin, ikinci yıldız, 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 yıldız. Üçüncü yıldız, 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 yıldız. Beşinci yıldız, yıldız, altı, altı, altı. Altı. Diğerlerine mellim, maya mellim. Niye uzattınız? Altın altıya vurandı ile 36. Aydan, Aynur başlıyoruz. Belmen. Sağlam. Hı. Eyni misallar geldi. Çeşitli mini farklı misallar. Buradan da bir 5-6 sürü misal izahlayacağım. Ama bunun izah kaidasını elbette ki neyini yazacağım ben size? Şekilli formada izah edeceğim. Bakın inşallah şimdi. Diyor ki 9. sualda diyor ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rəqəmləri verilən 6, 7 rəqəmləri verilən bir çoxluqdan neçə dənə üç basamaqlı deyir. Üç rəqəmli ədəd düzəltmək olar. Neçə dənə yəni ədəd düzəltmək olar. Mənim 7 üstü söyleyirsen. Məsələn, desəydik ki, əgər 2 rəqəmli olsa 7 üstü 2 olacaqdı onda. Sən Şimdi 49 aslında şöyle bir şey diyelim de. Ben hemen şey bunu bu şekilde grafikle izah ediyorum inşallah. Bak, üç basamaklı ədədler demeyeceğim inşallah. Üç basamaklı ədədler. Nece eləyəcəz? Nece eləyəcəz? Birinci xanaya 700 cür koymaq olar. İkinci xanaya 700 cür koymaq olar. Üçüncü xanaya da 700 cür koymaq olar. 7 vur 7 vur 7. 7'nin kubu eləyir. Aslında bunu bir neçə misal sonra bu anlayacaksınız. Niyə görə 7 vur 7 vur 7 elədim? Yəni belə deyəlim də uşaqlar. Çünkü 7 ədədimiz var ve her birine onu koya O bilərik. biraz önceki özel misal kimi de. B bəndində de 4 basamaqlı olduğuna göre 7 üstü 4 olacak. İndi fikir verin uşaqlar indi misal. Aha. İndi C bəndinə baxın.
Ne deyir uşaqlar? Üç rəqəmli neçə dənə cüt ədəd yazıla bilər? Burada da mən cütləri eləyəcək. 3 üstü 3. 3 üstü 3, hə. Çünki 7-nin içində 3 dənə cüt var. 3 rəqəmli də deyirdi. 27 dənədir. Ha. Niye 124 olsa içinde bir gelir de tek gelir ama yine cüt olur. Ha, ben birinci üç çirəkdim, səbur dedi, başım qarışdı. Cavab vermek istəyən var mı? Müəllim, cavab budur. Məncə mənim 7'nin kubu böl 3'dür ya 2. Benim. Səlim, sən ne deyirsən? Kemal, sən ne deyirsən? Mən 3'dür 3 demiştim. Mənim fikrim yoxdur mənim. 7 üstü 3 böl 3'dir məndə. Üç yox, iki mənim iki. Cavab 147'dir. Buna görə biraz önce dedim ki, biraz önceden sonra anlayacaksınız. Baxın. Bizim orada neçə dənə rəqəmimiz var idi? Bir də başlayırdı, 9-da qutarırdı elə biləm. Biz də elə uşaqlar. 7 də müəllim. Bir dəqiqə, yo. Bir saniyə. Hə, 7 də qutarırdı, bağışlayın. İndi 3 rəqəmli ədəd qururam, düzdür uşaqlar? Cütlüyü təyin edən, bir ədədin cütlüyünü təyin edən nədir? Onun son rəqəmi də elə. 2, 4, 6 olacaq da, düzdür. Deməli, axıra mən 3 rəqəmi yaza bilərəm. 2-ni 4-ə 6. Düzdür mü? Bəli. Ay sağ ol. Bəli. Bunları da 7. 7. 700 rəqəmi yaza bilərəm da. Ay 7-nin kvadratı vur 3. 9 vur 3. O da eləyir neçə 147. 147. İndi başa düş məncə hə uşaqlar. Bəli başa düş. Ne deyə bəndini özünüzə tapmalısınız. Haydi özü hesablayalım. 49 vurdu. 49 vur 4. Bəli. Bəli. 7'nin kvadratı vur. 4. 196 ediyor. Səlim neçə? 196. 196. Ham başa düş ya? Bəli. O, sual biraz daha da dəyişdi. İndi deyək ki, 3 rəqəmli olsun. Amma rəqəmləri bir-birindən fərqli olsun. Boy. Mən bildim. Deyəsən belə olur. 7 vur 6 vur 5. 210. Bəli. Ham başladı deyirsən, hə uşaqlar? Aydan başmadı zə, Səlim deyirsən. Yox, mən başladım. 700 rəqəmimiz yoxdur. Birinci yazılıqda o yazılmadı. 700 ədədir. Əlində 700 rəqəm var. 7 dənə elə bir kub var da. Başladım. Bir saniyə. Birini qoydun oraya. Bunlar rəqəmlər fərqli olmadığına görə eyni rəqəm təkrar oluna bilirdi. Sən orada bir rəqəm istifadə edəndə biri azalır. Birini də bəli, 6 sonra 5. Ona görə nə olur? 210 olur. Başladım. Başın gün olur. Paltar yığır, deyir başa düşdüm. Səlim, nəyə başa düşmədin, evladım? Başa düşdüm, müəllim mən. Aha, son bir dakika zoom atacaq, sonra tezdənən gələrsiniz. F. Üç, indi deyir, üç rəqəmli, rəqəmləri fərqli, hətta cüt olsun. Bay. Mənim 7 vur 6 vur 3. Miran, cavabı deyin, cavabları alayım ben. 8. 6 vur 4 vur 2. Ben 126 dedim. 7 vur 6 vur 3 bence. Hemen de öyle dedim.
Cavab dediniz, cavab. Ha, 126 126 ilir, müəllim.